Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'ah. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'unel kavla ve yettebi'un ahsana. وَادْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz atkenler تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Men sizlarni özümden keyin şunday bir yol koyup ketyapman keng tekiz yoruq لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا O yolning tuni xuddi kunga o'xshaydi yani Rasulullah'tan kagen yolda karanlı cayı yok. Yarık şubeyi kagen karanlı cayı yok. Keyin, sırlık, tekkiz, doğru yarık. Bu yoldan adaş mümkünmez. Buruluşu yok, başkası yok. Rasulullah yaptılar, mana şu yoldan fakat halaket köşüleyenler gene adaşadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kaldırıp etken, man haç, mana şunu, man haç. Ümmet, 1400 yıl boyan olsa, Ana şu manhaçı yürüp gelirken, bu ümmet-i Muhammediyanı dinini, akidesini, amellerini, imanı bozuştuk için her tamamdan hücumları koyan bulsa hem, mana şu manhaçta doğru durgan ulamalar, bu halkını, ümmetini, yolunu belirleyip gelen. Lekin taassuf, siz bilen biz mana şu dini bilimlerini asli bulağlarından uzak koyanlığımız için, ana şu biz geldiğindeyken yapılarını teşhirişlikke yaraşı ilmimiz bulmayanlığı için, Kim kal Allah, kal Rasulullah dese, öşünü gəpini haqiqatki oval yapız ve gözümüz güvahı bopturgen ayrı muammalarda mənə buradalar hamamız görübdürük biz. Lekin alhamdulillah, damlati ötgendik bu yurt, ulamaların yurtu, İslam ümmetige Mavaran Nahr yeride yaşayan adamlar, Mavaran Nahr ahli bu ümmetini ustazlarını yetiştirip çıxargan. Mənə ötgen suhbatımızda, Allah osmondan mı degan mavzunu bahs qilgan bo'ldik. O'zi bu bir necha qismga bo'lib o'tish kerak bo'lgan mavzu edi. Kechagisida faqat sizlarga ana shu zohiridan Alloh taoloni osmonda ekanligini xayolimizga, vahmimizga olib keladigan oyatlarni aytdik. Uni orqasidan boshqa oyatlarni aytdikki, u oyatlarni eshitganingizda uni zohiridan, tashqi ma'nosidan Alloh taolo nafaqat osmonda, boshqa yerda ham ekanligini vahmimizga olib keladi. Amintum man fis sama oyatida Alloh taoloni osmonda ekanligi dalil deyildi. Lekin muqobilida boshqa oyatni qo'ydik. U Alloh osmonda ham iloh, yerda ham iloh. Biz unga yaqinmiz, lekin sizlar buni ko'rmaysizlar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. U Alloh sizlar qayerda bo'lsanglar ham o'sha yerda. Biz qayerdamiz? Yerda. Birodarlar, Burcu Halifa'nın balatligi neçiydi imoratdi? 828 metr. Hop, yaxşı. 124-nji etajda smotrovoy plashchatkasi var. 450 metr miki shunaqa. Endi 450 metrda o'sha restorani var. Atmosfera degan adashmagan bo'lsam, shu yerda bitta odam aroq ichib, mast bo'lib o'tiribdi. Endi shu imoratning podvali 20 etaj pastga deylik. Eng pastida bir odam namoz o'qiyapti. Qaysinisi Allohga yaqinroq shu ikkalasidan? Voy, namoz o'qiyotgan yaqinmi? Demak, Alloh taologa yaqin bo'lishlik masofa jihatidan emas, iymon, amal, taqvo jihatidan ekan. Agar biz Alloh taoloni osmonda deb turib, Alloh taologa jihani tarafni isbot qilsak, Allohning zoti bilan osmonda desek, boyaga aroq ichib o'tirgan mushrik Allohga yaqinroq bo'lib qolyapti. Demek Allah Teala'ya yakınlığı edilgen de bu iman, amel, takva cihatıdan yakınlığı dediğimiz, masafa cihatı denmez. Mariyanski Fadi'ne neç kilometre? Nema o? Tınç Akiyanı'nın en tübü, en çukur cihaya. 11 ya 12 kilometre deyilerdi. Hop, o şette bitti adam tasbih hayatı oturuptu. Ya ki o şu bize teyken dek, 820-820 metrenin üstüge çıkıp durup arağı şey yaptı. Kaysanız yakın buladı Allah'a. Çünkü Allah Teala'ya yakınlık masafa cihatı denmez. Allah Teala'nın masafaya, makanga, zamanga, caga makbu muydu? Koybu muydu?
Alloh taoloning osmonda deydigan taraf joriya hadisini hujjat qilib keltiradi. Joriyaning hadisi Alloh taoloning osmonda ekanligiga dalil deydi. O'zi o'tgan darsimizda oyatlarni keltirdik. Shu bilan o'zi to'xtash kerak bu mavzu. Lekin bu mavzu to'laligicha yoritilishi uchun hadisni ham aytib o'tishimiz kerak. Hech qachon hadis oyatga zid bo'lmaydi. Qarama-qarshi bo'lmaydi. Hadis oyatni sharhlaydi. Avvalambor bu hadisni matniga murojaat qilamiz. Bu katta hadis, uzun hadis. Shuning uchun bizga tegishli qisminigina o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami qala Kana wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibla Uhudin wal Jawaniya. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami aytadi, Uhud va uni atrofida qo'ylarimga qarab yuradigan bir joriya bor edi. Fattala'tu zata yawmin idha dhibu qad dhahaba bi shatin min ghanamiha. Bir kuni uni yoniga bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, bo'ri qo'ylardan birini yeb ketdi. Demek, joriya boradi qo'ylarni boqib yurardi shu odam. Haydab chiqib ketganidan keyin bu qo'yni egasi orqasidan borib kuzatsa, bo'ri olib ketib qoldi. Wa ana rajulun min bani Adam asifu kama ya'safun, lakinni sakaktuha sakkatan. Endi u kishi aytadi, men ham odam bolasiman-da. Odamlarning bolalari, ya'ni ular achinganidek achinaman, kuyinaman. Natijada unga bir tasakki tushirdim. Joriyani bir tasakki tushirdi, joriyani urdi. Fa'ataytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fa'addama zalika alayhi. Men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, bo'lgan voqeani aytib berganimda meni koyidilar. Shunda qultu ya Rasululloh, afala utiquha? Ozod qilib olayman endi buni. Ya'ni urganimni Rasululloh qattiq oldi, yomon olganida ozod qilayman dedim. Qola itini biha. Uni meni oldimga olib kel dedilar Rasululloh. Fa'ataytu biha. Ana shu joriyani Rasulullohning oldiga olib keldim. Faqala laha aynalloh. Rasululloh unga Alloh qayerda dedilar. Qolat fissama. U osmonda dedi. Qola man ana. Men kimman dedilar Rasululloh. Qolat anta Rasululloh. Siz Allohning elchisisiz dedi. Qola atiha fa innaha mu'mina. Uni ozod qiling. Bas u mu'min ekan dedi. Imomi Muslim rivoyat. Mana shu hadis birodarlar Allohni osmonda deydigan tarafning dalillardan bittasi. Mana endi shu hadisni batafsil ko'rib chiqamiz. Mana aytdik, hadisni tarjimasini eshitib turib hukm chiqarishga hech kim haqqi yo'q ekan. Oyatni zohiridagi ma'nosiga qarab turib, xulosaga kelib olishga bizning haqqimiz yo'q ekan. Bu masalalardagi ijtihod eshigi yopilgan deb aytdi domla. Bu hadislar, bu oyatlar hammasi o'rni o'rniga nima qilingan, tafsir qilib, sharhlab qo'yib qo'yilgan. Bizga uni ustida ijtihod qilish, qaysinisi qanaqa ekan deb turib, g'am qilishlikka hojat qolmagan. Ummat buni 1000 yil avval hammasini o'rni o'rniga qo'yib qo'ygan sharhlab tushuntirib. Keling endi bu hadisda batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan. Imom Bayhaqiy o'zining Al-Asmo va Sifat kitobida bu hadis Imom Muslimning sahihlaridan emasligini zikr qilgan. So'ng bu hadisning rivoyatchilari hadisning lafzlarida ixtilof qilganlarni ham zikr qilgan. Ikkinchidan. Imom Buxoriy ham bu hadisni bandalarning fe'llari maxluqdir degan kitobda rivoyat qilganlar. Ammo u kishi joriya qissasini zikr qilmasdan hadisning yuqoridagi namozga taalluqli bo'lgan qismini zikr qilishga cheklangan. Bu hadis o'sha namozga tegishli masala bilan boshlanadi. Boyaga ismi zikr qilingan sahoba yangi islomga kirgan namozda turganida bir odam aksi uradi. Bu yarhamuka Alloh deydi. Yangi kirgan tushunmaydi namozni. Sahobalar haliga norozi bo'lib qarasa, "Ha, nima ko'rayapsizlar?" deydi. Soni ko'rib qolishadi sahobalar. Bu namozga tegishli qismini Imom Buxoriy o'zining kitobida keltirgan, buyog'ini keltirmagan. Imom Buxoriy hadisni joriyaga aloqador qismini sahih deb bilmagan, yo'qsa joriyaga tegishli joyini ham albatta zikr qilgan bo'lardi. Katta hadisni oxiri Imom Buxoriy bu hadisni namozga tegishli bo'lgan joyini keltirgan, buyog'ini keltirmagan.
Agar bu yog'i ham sahih bo'lganda Buxoriy keltirar edi. İmam Müslim özü ham bu hadisini iman babada keltirmagan, namaz babada keltirgan. Agar Allah osmonda demoqchi bo'lganida onu iman babada keltirar edi. Aytdiki, hadis namaz haqida boshlanadi, oxirida bu bor. İmam Müslim ham namaz babı degan kitobga, namaz babı degan joyga keltirgan bu hadisni iman babada keltirmagan. Dördüncüsü, ana endi hadisni lafzlari ham turli bo'lgan. Biz endigina zikr qilganimiz İmam Müslim'ning hadisida Alloh qayerda degan lafz bilan zikr qilingan bo'lsa, İmom Zahabiyning ulug' kitobida boshqacharoq lafz bilan kelgan. İmom Zahabiy aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'lini joriga uzatib, samoga ishora qilib, samoda kim bor deb so'radilar. Joriya esa Alloh dedi. Bu hadisga Hasan hukmi berilgan. Mana ko'rib turibmiz birodarlar, İmom Müslim rivoyat qilgan hadis bilan İmom Zahabiy rivoyat qilgan hadis orasida lafzlarida qarama-qarshilik bor. İmom Müslim'de Alloh qayerda deb aytilgan bo'lsa, İmom Zahabiy rivoyat qilgan hadisda samoda kim bor deb so'z bilan emas, ishora bilan so'ralganligi sabit bo'lib turibdi. Qarama-qarshilik. Bundan Alloh qayerda yoki samoda kim bor degan so'zlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi emas. Rivoyatchilarning sözü ekanligi kelib chiqadi. Agar Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning sözü bo'lganida hamma hadis rivoyat qilgan sahabalar sözme-söz keltirar edi. Endi Alloh qayerda deyapti bitta hadisda, ikkinchi hadisda samoda kim bor deyapti. Demek bu sözler Rasulullohning sözü emas, raviylarning sözligi ma'lum bo'ladi. Lafzlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan hadislar, birodarlar, hadis ilmida muttarib tebranuvchi deb nomlanadi. Mustarib hadisi. Mustarib demek lafzlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan hadislar. Buni hukmi qanaqa bo'ladi? Va bu hadislarni mustarib deb kim aytgan? Mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Mana biz darsimizni avvalida o'qigan Muaviya ibn Hakamning rivoyatidan boshqa rivoyatlarda guvohlik berasanmi degan lafz bilan kelganligi to'g'risida suhbat qilamiz. Bittasida Alloh qayerda dedi. İkincisinde samoda kim bor dedi. Yana bitta rivoyatda birodarlar guvohlik berasanmi deganlar Rasululloh. Birinchisi Abdurazzoqning musannifida keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joriyaga aytdilar. Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berasanmi? Mana endi shu hadisda 3-chi lafzi, 3-chi rivoyati. Bittasida osmonda kim bor? Bittasida Alloh qayerda? 3-chi rivoyatda Allah'tan özge ilah yok ekanligiga guvohlik beresanmi deyapti. Joriya ha dedi. Shunda Rasulullah unga men onu elchisi ekanligimga guvohlik beresanmi deganida joriya ha dedi. Bu hadisga sanadi oliy deb hukm berilgan. Demek bitta hadis 3 xil rivoyat bilan keldi, 3 xil termin bo'ldi. Alloh qayerda, osmonda kim bor? Allohni yakkaligiga guvohlik beresanmi? Tushunali bo'ldi, 3 xil keldi. Bu hadislarda birodarlar Alloh qayerda deb so'ramagani ma'lum bo'ladi. Agar Rasululloh Alloh qayerda deb o'zini og'zidan chiqib aytganida rivoyatlar 3 xil bo'lmasdi. İmom Malikning Muvattosida ham aynan shunday keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joriyaga Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berasanmi deganida joriya ha dedi. Rasululloh men Allohning elchisi ekanimga guvohlik berasanmi deganida joriya ha dedi. Bu hadisga juda ham oliy sanadlik deb hukm berilgan. Birodarlar, siz bilan biz o'rganib turgan hadisimiz joriya hadisi turli lafzlardan kelgan. Bir joyda Alloh qayerda deyildi. Bir joyda osmonda kim bor deyildi, yana bir joyda guvohlik berasanmi deyildi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bunaqa lafzlari bir-biriga qarama-qarshi kelgan hadislar qanaqa hadis deylar ekan? Mustarib hadis deylar ekan. Endi mustarib hadisning hukmi qanaqa? Masalan, mutawatir hadisda olmay ilojimiz yo'q. Qur'on oyatidan keyingi o'rinda turadigan hujjat bu mutawatir hadis. Endi hadisda zaifi bor, sahihi bor. Mana endi mustarib hadis. Bunga qanaqa bo'ladi muomalamiz biz?
Cariye hadisi kaysi ulamalar tarafından mustarip deyilgenliğe doğrusu da bana indi yaklaşmaz. İmam İbnül Dakik Al-Aid özünün ihtirah kitabı da ayıttı. Mustarip bir neçe körünüşlerde rivayet kılıngan hadistir. Hadisinin mustarip ekenliği hadis şunaslar nazdada ta'lilinin sebeplerden bilib olup bilib olup hadisini zayıf geç karucu amıldır. Demek zayıf hadis değil adam. Cariye hadisini mustarip deb atagan olimlar. Birincisi, İmam-ı Bayhaqi özünün Al-Asma ve Sifat kitabında cariyenin hadisini mustarip degan. İmam-ı Bayhaqi mustarip de yaptı, zayıf de yaptı. İmam-ı İbn Hacer Asqalani ham özünün Talhisul Habir kitabında cariye hadisini mustarip ekenliğini açık etken, demek zayıf eken. Kelilar o'sha rivoyatni to'g'ri ham, sahih ham deb tasavvur qilaylik-da, shu hadisni ko'rib chiqaylik. Qayerda lafzi arab tilida ham, o'zimizning tilimizda ham birodarlar ikki xil ma'noda ishlatiladi. Birinchisi, so'ralayotgan narsani joyini, o'rnini, makonini bildirish uchun. Masalan, uyingiz qayerda desa, uyim qayerda dedi, onadirda dedi. Qayerda degan savolga javob berilayotganda, so'ralayotgan narsani joyini bildirishlik uchun shu savol beriladi va javob beriladi. Uyum 5-chi etajda, uyum Shaytevada yoki bo'lmasa uyum Do'stlikda. Demek, qayerda degan savolga javob berilayotganda birinchi ma'nosi joyini, o'rnini bildirishlik bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi so'ralayotgan narsaning makonati, darajasi, martabasini bildirish uchun ham mana shu savol beriladi. Masalan, bir odam "Onang sen uchun qaysi o'rinda? Qayerda?" desa, "Onam meni qalbimda" deydi. "Ustozimiz" deydi, "bosh ustiga" deydi. "Ustozimiz boshimizda" deydi. Közümüz üstüde deyilgen olsa bu caymaz. Belki makamı, mertebesi, derecesi manosunda cevap verildi. Şundan kebçik ayetemiz ki, eğer bana şu cariyenin hadisi Allah kayırda edip sorarken sahih olup, bu ayol Osmanlı'da da geliyem sahih olarken olsa, Allah'ın zatı, mekanı, ordu kayırda edip sorarken mana çıkmıyordu. Belki Allah'ın mekanatı, mertebesi senin için kendi hayırda deb soragani ma'lum bo'ladi. Endi Alloh taolo cisim emas, javhar emas, araz emas, qayerda degan sözde Alloh taolo ishlatib bo'lmaydi. Cisim, javhar, araz. Cisim ko'zimiz ko'rib, qo'limiz ushlab turgan narsa. Rangi bor, shakli bor, vazni bor, hidi bor, ta'mi bor bu cisim. Javhar mana shu bilan bizni tirik qilib turgan narsa. Aras, mana şu cevher bilen cisimde ortasında bir payda bağlı, bir yoğup yatağı yanlarsa. Mesela nastreyeniye, kursançilik, rengi kanaka onu, tamı kanaka o, hidi kanaka. Bağ mı? Yok, yok. Allah Teala cisim hammas, cevher hammas, aras hammas. Madem ki şuna kabul edenken Allah Teala'ya mana şu cisim, cevher, araslarga beriladigan savollar berilmiydi. Allah'ını kayırda de bu miydi? Bunu takitle bettik. Allah'ını neşte de bu miydi? Çünkü neşte bu cisim bugün. Bana şu altta tarafta içi de cahileşken, zaman ve makamda içi de cahileşken, narsalarga nisbeten işletilen adı. Kayırda neşte degen söz. Şimdi Allah da Allah, zamandan ham, makamdan ham bir hacat bu yanıdan ki, cisim ham, araz ham, cavhar ham bu yanıdan ki, neşte hem de bu miydi Allah'ını, kayırda hem de bu miydi Allah'ını. Çünkü kayır, barbar yerde, kayır, kaysidir joyda. Allah Teala bu yerler, joylar yaralmasından turib ham bor edi. Allah Teala mana şu cisim, cevher, araz degan narsalar sıfatlangan sıfatlardan sıfatlanmaydı. Cariye ham savolga javoban samoda deganda cisim bo'lgan tepamizdagi osmon emas, balki oliy martabani, oliylikni nazarda tutgani kelib chiqadi. Demek ki samoda deganda martabasi shu bir oliy degan ma'noda tushunsa bo'ladi buni. Chunki arablar samo deganda osmonni ham tushunishadi, to'g'ri birinchi ma'nosi. Ikkinchisi oliy maqomni ham tushunishadi, martabani ham tushunadi. Xuddi bizning tilimizda bir odamga "Ya, o'zingizdan ketib qopsizmi? Ko'tarilib ketibsizmi?" desa. Qanaqa tushunamiz buni? Moddiy tomonini tushunamizmi? Tevaga ko'tarilish deydi yoki ma'naviy tomonimi? Kibrga berilib ketdingmi deydi. Demek osmonda degan söz, qayerda degan söz, sahih deb tasavvur qilganimizda ham bu osmonda degan ma'noga kelib chiqmaydi Alloh taolo.
Mana endi masalani mag'ziga keldik. Savol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarning iymonini tekshirganida Alloh qayerda degan savol bilan tekshirganlarmi? Bitta shu joriyaning mustarib hadisidan boshqa joyda Alloh qayerda degan so'z kelgan emas. Bir odamning iymonini tekshirish kerak bo'lganda payg'ambarimiz mu'min mu'min emasligini aniqlamoqchi bo'lganlarida Alloh qayerda deb so'raganlarmi? Yo'q. Boshqacha qilib aytsak, insonlar Alloh osmonda deb iqror qilsagina musulmon deb hisoblanadimi? Xuddi hozirgi kunda ayrim toifalar Allohni osmonda deb aytmagan kishini bid'atda, zalolatda, hatto kufrda ayblaganidek. Men o'zi bir yigit so'radi o'zimdan. Kelib, meni bir birodarim bor deyapti. Shu taravadan keyin qaytayotganimizda shu ko'chada uchrashib gaplashdik. Shu bir ukamiz kelib aytayaptiki, meni bir birodarim bor deydi. O'shini deydi bir gapini aytay sizga. O ortog'im aytayaptiki, ertaga qiyomat bo'lsa, Alloh taolo mendan so'rasa, "Ey bandam, sen meni qayerda deb e'tiqod qilgansan?" Shunaqa deb so'rasa, "Men Parvardigor, kitob va sunnatga muvofiq men seni osmonda deb e'tiqod qilganman" desam, "Buni menga nima zarari bor?" deyapti, dedi. Tushundinglarmi? Demak, bu yigitga Allohni osmonda deb e'tiqod qilmasang, iymonli bo'lmaysan deb kimdir ishontirgan. Haligiga tushunasini haqiqatga olgan. Plus yana la amintu man fis sama oyatini keltirgan. Bir eshitganingizda ma'nosidan Allohni osmonda ekanligini kallangizga olib keladigan oyatlarni aytgan. Shu bilan haligi bola Allohni osmonda deb e'tiqod qilmasam, mu'min bo'lmayman ekan degan e'tiqodga kelgan. Biz so'raymiz. Bironta joyda, bironta bir kitobda Alloh taolo ni osmonda demasang, mu'min bo'lmaysan degan qator bormi? Rasululloh bir odamni iymonini sinamoqchi bo'lsa, Alloh qayerda deb so'ragani bormi? Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni qissasiga murojaat qilamiz. Sahobalar bir mushrik qavm bilan urushib qochib kelayotganida ana shu mushrik qavmdan bittasi musulmonlarning qo'shinlari orqasidan ertishdi. Sirat darslarida bor. Kelib payg'ambarimizni masxara qildi. Musulmonlarni masxara qildi. Usomon roziyallohu anhu quvib ketdi. Qochib ketdi. Yeta olmadi. Yonida ansoriy sherigi bor. Birga yurish kerak ikkalasi. Ikkinchi marta keldi. Quvolab bordi. Qochib ketdi, yeta olmadi. Ansoriy aytdi: "Ey Usoma, uni tinch qo'y." Usomon roziyallohu anhu: "Qanday tinch qo'yaman? Rasulullohni masxara qilyapti" dedi. Haligi Qaysar odam ekan. Uchinchi marta kelganda endi Ansoriy ham qo'shib quvolab bordi. Quvolab bir daraxtni tagiga yetganda yiqilib tushdi, ikkalasi ham ustidan qilichini ko'tarib shunday chiqarib. Shunda haligi mushrik nima dedi? "La ilaha illalloh" deyordi. Ansoriy qilichini tushirib oldi, chunki kalima keltirdi. Nimadan qo'rqib? Hozir nima qilib turdi? Usomo roziyallohu anhu chop bordi. Ansoriy aytdi: "Ey Usoma, kalimani aytgan odamni chop bor deymi?" dedi. Usoma roziyallohu anhu: "Ko'rdingmi, qilichimdan qo'rqib aytdi" dedi. Haqiqatdan 3 marta keldi masxara qilib. Rasulullohni oldiga kelishganida: "Ey Usoma, kalimani keltirsa ham chop borardingmi?" Rasululloh: "Qilichimdan qo'rqib aytdi" deganida: "Ashaqaqta an qalbihi?" Nima? Qalbini yorib ko'rdingmi? Ichidagi niyatini bildingmi? Ehtimol shu paytda haqiqatan iymonga kelgandir. Muhimi nima qildi? Endi kalimani nima qilasan qiyomat kunida? Endi kalimani nima qilasan qiyomat kunida? Rasululloh qaytaraverdilar. Usomo roziyallohu anhu: "Qani edi shu kungacha musulmon bo'lmaganimda?" deyordi. Ya'ni kalima keltirgan odamni choppagan bo'lardim degan ma'noda. Sen so'radingmi Alloh qada ekanligini, aytdimi? Dedimi payg'ambarimiz? So'rachi qada deb e'tiqod qilar ekan Allohni, osmonda demi ekan, dedimi? Mujarrat kalimani talaffuz qilib qo'ydi. Yana qanaqa holatda? Shuni ham payg'ambarimiz so'zini iymon deyapti. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir odamni musulmon yoki musulmon emasligini Alloh osmondami deb so'rab tekshirmaganligi hammamizga ma'lum. Endi siz Allohni osmonda demagan odamni sen kofirsan degan paytingizda o'zingiz kofir bo'lib qolishingizni bilasizmi?
Özünüz imandan çıkıp geçken sebep iştik koyduğunuz bile o şundan biz sen kafir bulduğun demeyemez. Çünkü bu hüküm bu. Sen kafir bulduğun iştik değil. Sen kafir bulduğun yaptı ettiğin değiliz. Lekin kafirsen sen demeyemez biz. Peygamberimiz bir adamın imanın teşhirişi için Allah'tan özgü ilah yok. Ve Muhammed onun peygamberi deyip güvahlığı beresen mi? Degen sözden başka nesabından teşhirmeyenler. Makul mu? Ana şu, Peygamberimiz imanını teşhirgenliği hakkında hadisler kör. Şuradan bittesini ayetemiz. Peygamberimiz bir adamın imanını, bar yokluğun teşhirişliği için savalladı bergenler. Lekin hiç kaysızda Allah kayırdı da sormayanlar. Bana şu bittesini oku veremem. An İbn-i Umar radıyallahu anhüme قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله متفق عليه بو حديث عبد الله ابن عمر عمر العادلنين اوغلي عبد الله راويسين كورب قوين кимлигини умматни муштахид саҳобалардан متفق عليه بو حديثда пайғамбарimiz صلى الله عليه وسلم айтыптилар инсонлар Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ эканлигига va Muhammad aleyhisselam uning elchisi hamda bandasi ekanligiga guvohlik bermagunlaricha ular bilan jang qilishlikka buyurildim. Odamlar Allohni osmonda deb e'tiqod qilmagunicha deyildimi? Hatta yashhadu alla ilaha illalloh va anna Muhammad rasululloh demagunicha shu gapda aytsa bo'ldi. Mollarini, jonlarini mendan omonda saqlaydi deganlar. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh tuflihu deganlar da'vatan avvalida Makkada. Ey adamlar, la ilahe illallah deyip koyular, necat yetesiler. Mekki davırda şu kelimeni özün etse yetken cenneti buluşu için, Resulullah'ın sözü bilen. İmam-ı Suyuti bu hadisini özünün El-Cami-i Sagir kitabı da zikir kılarken, mutavatir ekenliğe alakıda takitler tutken. Demek ki hazır bize deyken, kelimeni açsa, şahadatta açsa, Müslüman ekenliğe muttefakın aleyh bugün hadiste haberi belirli yaptı. Eğer odamların imanı Allah osmonda deb aytish bilan sobit bo'lganida mutawatir bo'lgan hadisda Rasulullah yakka Allohga guvohlik berib Muhammad uning elchisi ekanligini tasdiqlamagunicha men ular bilan jang qilishga buyurildim deb aytmagan bo'lar edi. Qolaversa Allohni osmonda deb e'tiqod qilishlik birodarlar boshqa bir qancha din vakillarida bor narsa. Xususan nasroniylar ham Alloh taoloni osmonda deydi. Yahudiler ham Allah Teala'nın osmonda deydi. Eğer Allah'ın osmonda deb e'tiqod qilishlik kişinin imoniga dalolat qilsa, Allah'ın osmonda deyken Yahudiler ham, Nasroniler ham, Müslüman deyişimizge to'g'ri kelib qoladi, birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.